Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün başlıktan da görebileceğiniz üzere kanalım için bir ilk gerçekleşiyor. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ekim ayında kitaba yatırdığım paranın haddi hesabı yok. Gerçekten o kadar fazla kitap aldım ki ben bile şok içerisindeyim. Ki daha da okumadığım bir sürü kitap var. Ama Ankara Kitap Fuarı vardı. O yüzden dedim ki işte zaman bu zaman. Alacaksan şimdi al Zeynep. O yüzden bir sürü kitap aldım. Hatta kaç tane kitap aldım? 13 tane kitap var burada. Ekim ayı boyunca aldığım kitap sayısı 13. Ve okul içinde okumam gereken kitaplar var ve hani çok çok akıllı bir seçim değildi bu, evet. Ama bugün sizlere bu kitap alışverişimden bahsedeceğim. Yani alışveriş videoları tam olarak nasıl ilerliyor ben de pek emin değilim. Dediğim gibi benim için de bir ilk olacak. Ama size göstereceğim neler aldığımı ve neden aldığımı da söylerim belki, bilmiyorum. Evet, videoya hemen geçelim. Yayın evi olarak gitmek istiyorum. O yüzden şimdi ilk başta Can Yayınları'yla başlayacağım. Azıcık aklım var gibi gözükmek için ilk başta klasiklerden başlamış olmam. We do live in a society abicim. Aynen. Can Yayınları'ndan bu ay iki tane kitap aldım. Biri Jane Austen'ın Aşk ve Gurur. Hala okumadım evet ama 2005-2006 filmi en sevdiğim filmlerden biri. Çok heyecanlıyım çünkü Jane Austen'ı seviyorum. Yazımını seviyorum. Emma'yı seviyorum. Emma'yı okumuştum. Özellikle bir de Can Yayınları'ndan almak istedim. Çünkü bakar mısınız kapağın güzelliğine? Çok sade, o kadar güzel ki. Ve şey hani, şuraya tablo koymaları müthiş. Bir sonraki göstereceğim kitabı da aynı nedenden dolayı aldım. Oscar Wilde'den Dorian Gray'in portresi. Evet, hala okumadım. Evet, konuşma açıldığı zaman sadece susuyorum ve başımı sallıyorum. Çünkü gerçekten kitapla alakalı hiçbir şey anlamadım konuşulanlardan da. O yüzden heyecanlıyım. Bu ikisinin kapakları çok güzel. Özellikle Can Yayınları'ndan almak istedim. Çünkü hani çok sadeler, çok güzeller ve yandan baktığın zaman çok güzel duruyorlar. Hani buna göre mi kitap oluyorsunuz Zeynep? Kısmen evet ama kitapın da çok güzel duruyorlar. Ne diyebilirim bilmiyorum. Neyse. Can Yayınları'ndan bunları aldım bu ay. Dex'e geçeyim. Dex'e çok kalın bir tane kitap var. Hani bütün harcadığım neredeyse buna gitti falan kitap için harcadığım. O da Hilal Şehir, Sarah J. Maas'tan. Herhangi bir serisine başlamadan önce bir tane standalone, yani tek bir lan fantastik kitap olan Hilal Şehir'i almak istedim. Konusu hakkında hiçbir bilgim yok desem. Hadi beraber öğrenelim. Bryce'ın yaşamı kusursuzdu. Bütün gün çalışır, gece de partilerdi. Ta ki bir iblis en yakın arkadaşını öldürene kadar. Okay best friend. Suçlu parmaklıklar ardında olmasına rağmen cinayetler devam edince Bryce kendini büyük bir soruşturmanın merkezinde buldu. Evet, tahminimce Savior kompleks bir karakteri okuyacağım. Bryce ve Hunt ile şehrin derinliklerine inerken her şeyi tehdit eden karanlık gücü ve alev alev yanan tutkuyu keşfederler. Evet, sanırım Partners in Crime tarzında bir kitap okuyacağım. Bu kitap kaç sayfa? 850. 850 sayfa. Aslında merak ediyorum bayağı. Genel olarak Sarah J. Maas çok inanılmaz böyle o fantastik tanrıçası olarak biliniyor. Ama hani benim şu an seri gibi bir şey okuma durumum yok asla. Dune'u zar zor bitiriyorum. O yüzden evet, bunu aldım. Dex'ten sadece bunu aldım fuarda. Bence bu bile yeterli yani. 3 kitap parasınaydı bu neredeyse. Neyse, devam ediyoruz. Sırada Martı'ya geçelim. Martı Yayın Evi'ne geçelim. Evet, Martı Yayın Evi'nde eğer fuarları, herhangi bir fuara gidecekseniz inanılmaz bir indirim var. Şok oldum yani. İnternetteki fiyatlarıyla karşılaştırmak için bir liste hazırlamıştım. Onu götürdüm ve hani çok fazla indirim yoktu fuarda ama Martı'daki indirim çok güzeldi gerçekten. Eğer herhangi bir kitap fuarı varsa yakınınızda ve Martı geliyorsa doldurun kasayı. Ben keşke daha fazla alsaydım diye düşünüyorum. Ama Martı Yayın Evi'nden iki tane kitap aldım. Bir tanesi Benimle Asla Tanışamayacaksın. Aynen, tanışmayacaksın değil, tanışamayacaksın. Bu kitap, yani TikTok'ta gördüm bu kitabı. Dedim okey, alayım o zaman. Ve galiba iki tane arkadaşım böyle bir değişim şeyinden falan geçiyor. Bir tane çocuk galiba hasta. 15 liraya aldım. Şok ediciydi yani, 15 liraya bunu almam. Bir de aynı zamanda Martı Yayın Evi'nden Gölge ve Kemik aldım. Çünkü bu 17 liraydı. Aynen, 17 liraydı. Evet, çok fazla herkesin farklı düşüncesi var bu seriyle alakalı. Bazıları Kargalar Meclisi'nden başlamanız gerektiğini söylüyor. Ben önce öyle yaptım. Ancak bir bok anlamadım. O nedenle Gölge ve Kemik'ten başlayayım bari diye 17 lirada olunca almak istedim. Kitaptan diziye çevrildi, Netflix dizisine çevrildi bu aptal sticker. Sticker olmayan şeyden anlaşıldığı üzere. Booktuber'ların, booktokçuların şeyinde. Hani bu seriyi okumayanı dövüyorlar. Öyle diyeyim size. O nedenle bunu aldım, okuyacağım.
çok basit bir okuma gibi olacak. Yani fontları bile inanılmaz büyük. Ve karakterleri de biliyorum. Sonunda ne olacağını biliyorum. Darkling'i biliyorum. Darkling'i ben Barnes olarak hayal ederek okumayı planlıyorum. Benim şu anki tek isteğim bu. Şimdi Domingo'ya geçelim. Domingo'dan sadece bir tane kitap aldım gerçi ama. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni aldım sonunda. Ben Matt Haig'in ilk başta öbür romanını okumuştum. Zamanı Durdurmanın Yollarını okudum ilk başta. Ve çok etkilenmedim yani. Çok aman peki dediğim bir kitaptı ama hani Gece Yarısı Kütüphanesi milletin dilinden düşmüyor aslında. Çok beğeniliyor. Ve hani konsepti çok güzel. Bilmiyorsanız bir kız galiba ölmesinden sonra mı ne öyle bir şey. Hayatının nasıl ilerleyeceğini görebildiği bir kütüphaneye gidiyor. Eğer ölmezse. Bir şey olsaydı hayatını hangi yöne evrilirdi? Onların böyle bir kütüphanesinde bir sürü böyle kitaplarda bunlar yazıyor. Anladığım kadarıyla yani ben de tam olarak bilmiyorum. Çünkü hani millet sadece bunu söyleyip sonrasında hiçbir şey söylemiyor. Bırakın siz okuyun falan filan deniliyor. Ben bunu aldım, okuyacağım. Çok merak ediyorum. Hatta bir arkadaşıma hani bu çok önerildi bak bunu oku falan diye söyledim. O da çok beğendi. Goodreads'de biliyorsunuzdur kitap letterboxu gibi bir şey. Goodreads'de yılın en iyi romanı seçilmiş. 2020'de çok heyecanlıyım o yüzden hani büyük beklentilerim var ki bu da kötü bir şey galiba çünkü büyük beklentilerim olunca çoğunlukla karşılamıyor şeyleri ama olsun. Merak ediyorum. Konsepti çok hoşuma gitti. Evet. Ve son olarak en yüklü, fuardaki en çok kitap aldığım yayın evine geçelim. O da yabancı. Evet. 2, 4, 6 tane kitap yabancı yayınlarından. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Şey diyecektim. Yabancı yayınlarıyla Itaki aynı yayın evi grubunda anladığım kadarıyla. Ve Dune film çıktı biliyorsunuz. Dune'un film özel kapağı. Ben genellikle film özel kapaklarını asla sevmem. Hani gerçekten şu gölge ve kemikteki Netflix sticker'ı bile benim sinirimi bozar. Ama Dune'un özel kapağı o kadar güzel ki. Gerçekten kendimi zor tuttum. Daha ilk kitabı bile bitirmedin Zeynep kendine gel dedim. Karl Marx'tan bir tane söz okumak istiyorum. Ne kadar az yer, içer ve kitap okursanız, tiyatroya, dansa, meyhaneye ne kadar az giderseniz, ne kadar az düşünür, sever, teorileştirir, şarkı söylerseniz, o kadar çok tasarruf edersiniz. Ne güveleri ne de tozun yutmayacağı hazineniz, sermayeniz o kadar büyük olur. Az yaşarsan çok şeye sahip olursun. Kendi hayatına o kadar yabancılaşırsın. Teşekkürler. İyi akşamlar. Eğer görürseniz ve eğer Dune okumak istiyorsanız Allah aşkına o kapağı alın. Çok güzel çünkü. Uzun süredir gördüğüm en iyi, en sade ama en güzel film özel kapaklarından biri. Kesinlikle öneririm onu alın eğer alacaksanız. Benim çok içimde kaldı. Bunu söyledikten sonra şimdi yabancı yayınlarına geçelim. Ben yabancı ve Pegasus'u çok bekliyordum ama Pegasus... Okey sinek. Yabancı ve Pegasus'u çok bekliyordum ama Pegasus gelmemişti. Ben de yabancıya birazcık abandım yani öyle bir durum oldu. Şimdi ilk baştan başlayalım. Birimiz yalan söylüyor. Bu kitap da çok popüler. TikTok'ta özellikle. Herkesin farklı düşüncesi var. Bazıları çok seviyor, bazıları hiç sevmiyor. Ve burada galiba ceza sınıfına giriyorlar bir tane. Bu hani Amerika'da oluyor ya okuldan sonra cezaya kalıyorsun falan filan. Orada bir çocuk ölüyor. Upsies. Onun... ölümünü araştırıyor polis ve oradaki ceza sınıfında kalan öğrenciler yalan söylüyor tabii ki de hani gerçekler ortaya dökülecek işte yavaş yavaş böyle anladığım kadarıyla. Daha soruşturma tarzı ve bunun serisi de var, bunun devamı var bildiğim kadarıyla ve bu aynı zamanda dizi de oluyor. O yüzden dizisi çıkmadan önce okumak istiyorum. Ancak dediğim gibi çok iyi şeyler de duydum, çok kötü şeyler de duydum bu kitap hakkında. O yüzden siz neler düşündünüz? Bunu eğer okuduysanız lütfen yazmayı unutmayın. Ama okuyacağım her şekilde yani. Okuyacağım ve kendi düşüncemi oluşturmak için aldım, okumak istiyorum. Ardından Çünkü Biz Karıncayız diye bir kitabı aldım. Bu kitabın ne hakkında olduğunu asla bilmiyorum ama millet bu kitabı okuduktan sonra hani ana karaktere çok fazla yakın bulduklarını falan söylemişti birbirine kendilerine. Relatable bir ana karakteri okumayı gerçekten herkes seviyor yani sonuçta. Yabancı'da diğer aldığım kitap. Bunun için çok heyecanlıyım çünkü bunu almayı bekliyordum. Christina Lauren'dan Josh ve Hazel'ın Sevgili Olmama Rehberi. Christina Lauren'a bayılıyorum ben. Özellikle Sahte Balayı. Geçen sene bu zamanlarda okudum yani 2020'nin
2021'in başlarında okumuştum ve bayılmıştım yani. Gerçekten Ocak ayında böyle bir tropikal havaya girmesi sahte balayına çok güzeldi. Çok beğenmiştim o kitabı. En sevdiğim romantik kitaplardan biri, romantik komedilerden biri her neyse. Christina Lauren'ın o yüzden bu kitabını da çok merak ediyordum. Böyle kitaplar okumayı arada seviyorum. Beyin hücrelerimi çalıştırmam gerekmiyor çünkü. Evet, Josh ve Hazel'ın Sevgili Olmama Rehberi de böyle bir kitap. Kitapta Hazel'la Josh'u anlatıyor işte. Friends to Lovers ilerleyen bir kitap imiş. Josh ve Hazel üniversitede tanışıyorlar. Arkadaşlar aşkı yanlış yerde arıyorlar. Umarım beğenirim. Umarım sahte balayı kadar beğenirim yani. Yani bu kitabı okuyup okumamakta emin değildim. Ama şeyde fuarda görünce almak istedim. Courtney Summers'dan Sadie. Bu kitap anladığım kadarıyla istismara uğramış Sadie'nin intikam hikayesini anlatıyor. Podcast'la alakalı falan bilmiyorum tam olarak ben de. Ama ben böyle istismara uğramış veya işte böyle intihar edilmiş, intihar etmeye çalışmış kitapları okuyamadığımı fark ettim. Hatta bu ay onu fark ettim. 13 Reasons Why'ı okudum mesela ama orada mesela Hannah'ın ölüm sahnelerini okumamıştım. Bu ay tekrardan öyle bir kitap okudum. Okumaya çalıştım en azından ve okuyamadım yani tekrardan. Hani artık büyüdün Zeynep, kendine gel diye. Ama yok, okuyamadım yine hala. O yüzden bundan birazcık şüpheliyim. Okuyup okumayacağından emin değilim yani. Kesinlikle başlayacağım. Çok merak ediyorum çünkü hani bir podcastle intikamını aramaya çalışan kız konsepti ilgimi çekiyor. Eğer çok fazla trigger warning varsa o zaman yarıda bırakacağından eminim çünkü hani beni gerçekten çok kötü etkiliyor. Hatta Doğan kitabının da standı vardı ve ben orada değersiz bir hayata almayı planlamıştım. A Little Life. Şöyle kalınlıkta bir kitap. Hani o yürüyen trigger warning o kitap zaten. Kitap pahalıydı da bu arada. Ve hani dedim ki bu bir işaret. Ben şu an bunu okumayacağım. Çünkü hani o kitapta yaşananlar insanları gerçekten çok kötü etkiliyor. Yarıda bırakan çok fazla insan var. Ben çok okumak istiyorum ama beni de çok kötü etkileyecek diye çok korkuyorum. O yüzden Sadie'ye başlayacağım. Karışık durumlarda içerisindeyim bu kitapla alakalı. Evet. Ardından da son şeyimize geçiyorum. Bu kitabı ben almak çok istiyordum. Bu kitap serisini hatta. Çünkü yeni kitabı yakın zamanda çıktı. Yabancı standına gittiğim zaman da ben dedim ki hani bu kitabı almak istiyorum. Sizce serisini de alayım mı? Çünkü seri daha ucuza geliyordu bu arada. Her neyse alayım mı? Sonra kadın dedi ki fantastik okumaya ilk defa başlayacaksan o zaman kesinlikle al. Enemies to Lovers var. Cadı avcıları var, cadılar var falan filan. Dedim tamam. Bana bunu çok iyi sattınız. Ben bunu alacağım seriyi. Genelde hiç yapmam bu arada. Hani Grishaverse'de mesela Gölge ve Kemik'te. Sıksan almam seriyi yani. Çünkü Gölge ve Kemiği sevip sevmeyeceğinden asla emin değilim. Yılan ve Güvercin ve Kan ve Bal. Bir kere kitap kapakları çok güzel. Evet, iyi aldım yani seriyi. Kapaklar çok güzel. Yabancı yayınlarında kim bu kapağı yaptıysa gerçekten alnını öpmek istiyorum. Çok beğendim. Thank you for your service. Bu kitap az önce bahsettiğim gibi yani benim de bildiğim kadarıyla Enemies to Lovers bir cadı ile bir cadı avcısının zorunlu evliliğini ve onların hayatını falan anlatıyor. Çok merak ettiğim bir seriydi dediğim gibi. İkisini de aldım. Ne kadar doğru bir hareketti bu. Hem kendim için hem de kredi kartı banka hesabım için ama galiba böyle işliyor alışveriş videoları yani. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Anlattım, neden aldığımı açıkladım. Kitapları açıkladım. Yeterli bence bu kadar değil mi? Evet, bugünlük benden bu kadar. Bu video bilmiyorum. Eğer bu formatta videolar seviyorsanız bana söylemeyi unutmayın lütfen. Çünkü hani tüketici topluluk içerisinde yaşayan 19 yaşında, neredeyse 19 yaşında bir kızım. O yüzden hani kitap alışverişi, kıyafet alışverişi yapan bir insanım. Eğer böyle şeyler seviyorsanız videolar tabii ki de çekerim. Benim için hiç sıkıntı değil. Çekmesi de çok kolay bu arada. Hani oturup neler satın aldım diye gösteriyorsun ama hani çekmesi de eğlenceli oluyor. Yani neden aldığımı falan tekrardan kendime hatırlatıyorum. Evet, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz de lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Her hafta yeni video yüklemeye çalışıyorum, çabalıyorum. Çabalıyorum'un altını çizelim lütfen. Aynen. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.